SSH yani Secure Shell bir iletişim protokolüdür. Kendi makinenizden başka bir makineye bağlanırken kullanılan güvenli bir protokol olması amacıyla geliştirilmiştir. Aynı isimle geliştirilen komut ise bu protokol yardımıyla uzaktaki bir makineye bağlanmanızı sağlar. SSH olmadan önceki bağlantılar maalesef güvenli değildir. Bu bağlantılarda sizin kullandığınız makineye bir başkası da bağlanabilmekteydi. Bir bilgisayar korsanının bu makineye bağlanması, sisteminize kalıcı hasarlar verme, bilgi sızıntısı yapma, fidye ve şantaja kadar varabilmesi anlamına gelir. Özellikle bir sunucu yönetiyorsanız bu isteyeceğiniz en son şey olabilir. SSH bağlantısını güvenli yapan şey, kullandığı özel (private) ve açık (public) anahtarlardır. Özel anahtarlar gizli kalmalıdır. Bu anahtar gönderilen verileri yalnızca sizin çözebilmeniz için üretilmiştir. Açık anahtarınız ise paylaşılabilirdir. Karşı taraf ya da sunucu bu açık anahtara sahiptir. Eşleşme sırasında SSH protokolü üzerinden bağlantı isteği gönderilir. Karşı taraf rastgele bir metin dizisi string üretir ve bunu açık anahtarı ile şifreler. Bu şifre ancak elinizdeki özel anahtarı ile çözülebilmektedir. Şifreli mesajı yine SSH protokolü üzerinden gönderir ve mesajın şifrelenmemiş halini sizden geri ister. Özel anahtarınız ile çözdüğünüz metni gönderdikten sonra karşıdaki makine ile çalışmanıza izin verilecektir. Eğer metni çözemezseniz özel anahtarınızın olmadığı anlaşılacak ve makinede çalışmanıza izin verilmeyecektir. Bu nedenle özel anahtarınızı gizli tutmalısınız. Bir bilgisayar korsanı özel anahtarınızı ele geçirirse sizin yerinize karşı makineye bağlanabilir. Siz karşı makineye bağlandıktan sonra istediğiniz işlemleri konsol üzerinden dilediğiniz şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle sunucu yöneticileri için oldukça kullanışlıdır. Muhtemelen hiçbir zaman fiziksel olarak göremeyecekleri bir makineye uzaktan bağlanarak sunucu işlerini gerçekleştirebilirler. SSH bağlantısı nasıl kurulur? SSH bağlantısı kurabilmek için önce ilgili hizmeti başlatmalısınız. Önce Hizmetin durumunu kontrol edelim. Ardından hizmeti başlatalım. Hizmet başlatıldığında bu şekilde görünmelidir. Ardından IP adresimizi öğrenmek için ifconfig yani interface configuration komutunun çıktısına bakabiliriz. Bağlantı kurabilmek için ssh komutuna karşı makinedeki bir kullanıcının adı, kuyruklu a ve makinenin IP adresini parametre olarak vermelisiniz. Makineye ilk defa bağlanıyorsanız, açık anahtarına güvenip güvenmediğinizi soran bir soru sizi karşılar. Yes yazarak onay verebilirsiniz. Bağlantı doğrulanırsa istediğiniz kullanıcının şifresi size sorulur ve giriş yapmış olursunuz. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.